Kötü görüntünün bir an önce giderilmesi gerekiyor. Esnaf çok zor durumda. Seremi Meydanı'nda yapılan yemiş kapanı hanı kazısı çalışmaları tamamlandı. Kazının tamamlanmasının ardından alanın çevresi demir perdelerle kapandı. Ancak alanın ne olacağı, nasıl ziyaretçilere açılacağı merak konusu. Yani biz şu anda Araslı olarak tek kapı çalışıyoruz diyebilirim. Araslı Çarşısı Dernek Başkanı Ayşe Karadaş, Seremiye Meydanı'nın bugüne kadar çeşitli etkinliklere sahne olduğunu, ancak yapılan kazının ardından etrafının demir perdelerle kapanmasıyla adeta kaderine terk edildiğini söyledi. Yani Selimiye'ye bir hançer saplamış olurlar yeni bir yapıyla. Araslı Çarşısı esnaflarının zor durumda olduğunu ifade eden Karadaş, konuyla ilgili Vakıflar Bölge Müdürü ile görüştüklerini, ancak alanla ilgili sorumluluğun belediyede olduğunu, bu nedenle alanla ilgili verilecek kararı beklediklerini kaydetti. Şüphesiz Araslı'yı etkiliyor. Çünkü o alan daha önce çeşitli etkinliklere sahne oluyordu. Seyircileri dolayısıyla biz de faydalanıyorduk. Bir çekim alanıydı. Vatandaşların gelip dinlendiği, konakladığı, orada oyalandığı bir alandı. Aydınlık, tertemiz, yeşil bir alan. Şu anda o demir perdelerle kapatılmış, metruk bir alan görüntüsünde. Dolayısıyla bizim Araslı Çarşısı orta kapı esnafımız çok sıkıntıda. Yani biz şu anda Araslı olarak tek kapı çalışıyoruz diyebilirim. Bunun giderilmesi konusunda bir takım girişimlerimiz var, oldu. Yani geleceğini merak ediyoruz. Ne zaman biter, nasıl olur? Bu etkilerini yaşadıkça, sıkıntıları yaşadıkça biz de sormaya, öğrenmeye çalışıyoruz. Vakıflar Bölge Müdürümüzü ziyaret ettik birkaç gün önce. Sağ olsun çok ilgilendi. Sorunlarımızın farkında, çözüm arayışında bir şeyler yapıyor. Hazırlıkları var Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün. Lakin bu alanla ilgili sorumluluk belediye ve alan yönetiminde, UNESCO alan yönetimindeymiş. Bunu da öğrendik. Vakıflar şu safhada müdahil değil. UNESCO'ya girmiş bir Selimiye'nin bu çevre düzenlemesi daha yapılmadı biliyorsunuz. Yapılacak herhalde artık. Projelendirme aşamasında sanıyoruz. UNESCO'ya girmiş bir Selimiye'nin önünde böyle bir yapı, kale gibi bir yapı yapılacağını ben düşünmüyorum. Yakışmaz diye düşünüyoruz esnaf olarak da. Selimiye'yi bu şekilde kötü görüntüye mahkum etmiş oluruz. Yani Selimiye'ye bir hançer saplamış olurlar yeni bir yapıyla. Kötü görüntünün bir an önce giderilmesi gerekiyor. Esnaf çok zor durumda. Tek kapı çalışıyoruz dediğim gibi. Yani orta kapıdan giriş çıkış yok artık. Maalesef. O derece. Metruk görüntüde karanlık, sıkıntılı bir dönem yaşıyoruz inşaat başlayalı beri. Bir an önce düzenlenmesi lazım. Sadece biz ekmek mücadelesi, geçim mücadelesi veren insanlarız, küçük esnafız. Bu sıkıntılarımızın giderileceğini düşünüyoruz. Zaten bırakın esnafı bir tarafa, Selimiye için de güzel bir görüntü değil.